Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün Cuma günü ve bugün Shapeshifters ikinci takımı geliyor. Ve neredeyse tüm takım sızdı gibi gözüküyor. Bir ilginç bir nokta var. Onu da sizle paylaşacağım. Galiba bir görev, çok yoğun bir görev gelecek diye tahmin ediyorum. Onu birazdan söyleyeyim neden olduğunu. Shapeshifters fena gitmiyor. Oyunculara çok çok iyi istatistik upgrade'leri geliyor olsa da ben kartların yani mesela ben Shapeshifters'a sevdiğim şey şuydu. Çok hızlı bir forvet oyuncusunun kanat olması. Çok hızlı bir kanat oyuncusunun forvet olması. Bir stoperin ön libero olması. Bir ön libero'nun stoper olması. Bir 10 numaranın 8 numara olması gibi şeyler. Oyunda, normal oyunun gidişatında çok güzel, eğlenceli, iyi üst düzey kartlar oluşturuyordu. Ancak bazı şeyler de eğlenceli olması lazım. Yani bir işte sol bekin işte bir santrafor olması gibi. Burada önemli olan şey eğlence faktörü. Bazı kartlar çok gereksiz oluyor. Bazı kartlar gerekli oluyor. Bunlara da bakacağım. Bunları da değerlendireceğim sizler için. Benim gördüğüm kadarıyla hiç daha önce görmediğimiz bir Shapeshifters takımı geliyor. Çok enteresan bir şeyler olabilir. Tabii ki kartların hangi pozisyonda geleceği belli değil. Neyden bahsettiğimi hemen anlatayım. Bence bir görev silsilesi şeklinde gelecek. Çünkü ben burada baktığımda birazdan göreceksiniz. Kalecileri görüyoruz. Kaleciler, evet, çoğul olarak. Pepe Reina'nın geleceği konuşuluyor. Benim fikrimi soracak olursanız bu kartlara bir şey verecekler. Bu kartlar çok iyi kartlar da olabilirler. Hani ben bir beklenti içinde değilim. Belki de kaleci olacaklar. 5 skill, 5 sayfa olarak gelecekler. Bu da mümkün. Geçen sene biz Shapeshifters takımlarında hiç kaleci görmemiştik. Ancak Pepe Reina'nın kaleci olarak olması, bu adamın bir pozisyonda gelmesi, bir santrafor, bir kanat, bir stoper, bir sağ bek, sol bek gelmesi tabii eğlenceli olabilir. Eğer ki kart oynanabilirse. Öbür türlü iyi oyuncular kötü oyuncuları ezmek için kalecileri kullanabilirler gibi düşündüm. Bilmiyorum, fazla düşünmüş olabilirim. Aynı şekilde SBC olarak gelecesi yönelik Peter Chain bu kartla ilgili şöyle bir durum var. Bu belki normal Peter Cech kartı olarak gelebilir. Normal bir kaleci kartı. Yani bir ikon oyuncu SBC olarak gelebilir. Bu konuda kesin bir bilgi yok. Ancak Reina var. Bu var. Yetmiyor. Ochoa geliyor. Bir tane kaleci aynı takımda. Sanki hani böyle bir şey vardı, hatırlıyorsunuz. Footballers promosu vardı. Ona benzer bir şey işte. Bununla oyna gol at, şununla oyna bilmem ne yap vesaire diye diye. Öyle bir görevler silsilesi ve hepsi kaleci olacak gibi. Çünkü Ochoa ile de bitmiyor. Manuel Neuer geliyor. Yani şimdi 4 tane kaleci var. 4 kalecinin 4'ü bu takımda. Yani şimdi Foot Şerif'in sızdırına göre bu takımda. %99'da doğru tuttuğu adam. Nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Hiç görmediğimiz bir şekil bu. Dediğim gibi bir görevin içinde bu tık 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 verecekler gibi hissediyorum ama bakalım nasıl olacak. Garincha geliyor. Garincha short and lean minus vücut tipine sahip. Çok ufak tefek, güçsüz, çok iyi dribbling olan bir kart. Şimdi böyle oyuncularla oynayamayan bir kesim var, onu biliyorum. O yüzden onlara bir şey diyemeyeceğiz. Ancak eğer bu tarz kartları seviyorsanız, bu tarz kartların oynayamayacağı şeyler var. Stoper. 6 numara. Çok zor oynayacaktır. Çok güçsüz. Çok ufak tefek. Ne kadar güç verirseniz verin. Bunlar oynayamayacaktır. Santrafor. Normalde bir kanat oyuncusu. Mesela ben Garincha'nın sağ kanat oyuncusunun sol kanat olarak gelmesini ve sol ayaklı gelmesini çok isterim. Aynı şeyi veriyor belki diye düşüneceksiniz ama normalde sağ ayaklı bir adamın sol ayaklı olması bir eğlence katacaktır. 5 skill 4 sayı yaparak 5-5 gelmesi olabilir. Kartın back geleceğini tahmin ediyorum ben. Back pozisyonunda da hızlı, çabuk, çevik, güzel bir back olacaktır. Normalde boyundan dolayı hızı yüksek olduğu için normal istatistiğine çok yansıtmıyorlar bunu. 98'lerde falan hızı da gelirse gerçekten yakalanması zor bir kart olacaktır. Tabii santrafor falan olması, cam olması, yani onlar çok daha mantıklı olur bana soracak olursanız. Sonuçta her kartta inanılmaz değişime gitmeyecektir. Samuel Eto'o lean vücut tipinde, boyu birazcık uzun. Bu kart stoper olabilir ve Eder Militao'a benzer bir stoper görebiliriz. Ancak bana sorarsanız Garincha'yı cam pozisyonunda, Eto'nun da bir kanat pozisyonu olarak gelmesi uygun olur. Çünkü kanatta oynamaya çok uygun, müsait bir kart. Şutunu biraz düşürürler, driplingini yükseltirler, pasını yükseltirler
harika bir kanat oyuncusu olur. Clarence Seedorf normalde bir 8 numara, bir box to box oyuncusu. Bunu bir defansif orta saha yaparlar mı? Biraz daha geliştirirler diye düşünüyorum. Bir santrafor olabilir. Ağır ve hantal bir oyuncu. Yani oyundaki bu pozisyonlara göre ağır hantallıkta santraforları falan çok kullanıyorlar. Kanat olabilir. Bundan bir defansif orta saha, defansını çok yükseltebilirler. Nasıl ki şeyde yaptılar aynısını. Sokrates'te yaptılar. Normalde kem olan bir oyuncuyu buraya aldılar. Ben de bu adamı 8'den net bir 6. Yani bayağı driblingi falan düşük. Ama işte defansı 90 küsürlerde bir kart. Beklentim var ama daha yani acayip bir değişikliğe gidebilirler. Daha yüksek bir. Osman Dembele normalde sağ kanat oyuncusu, sol ayaklı. Beskil 5 sayfa kart orijinal olarak. Yani bu kartı biz dün yayında görmüştük. Yayında bunun sol bek gelme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Ben belki santrafor yapabilirler diye düşünüyorum. Her sene bir santrafor kartı gelir ama bunda santrafor kartı bu sene de gelmişti. Çok ümitli değilim. Juan Roman Riquelme. Şimdi burayı iyi dinleyin. Bu kart harika bir 8 numara olur. Ama daha harika bir 6 numara olur. Bu kartın en büyük problemi hız, dribling, ağırlık, hantallık. Biz bu sene ne gördük? Böyle hız, dribling, ağırlık, hantallığı çok iyi noktalarda olmayan ama diğer şeyleri yüksek defansif orta sahalar gördük. İnanılmazdı. Yaya Ture'ler, Vieira'lar vesaire. Bu karttan da ben yüksek hız ve yüksek defans bekliyorum. Gerçekten güzel bir kart olabilir. Belki de 8 numara yaparlar. Normalde kem oyuncusu, merkez ofansif orta saha oyuncusu. Normalde oynanabilmesi çok çok zor. İnanılmaz kötü bir oyuncu oyunda. Guendouzi, işte bu kart çok sevilen bir kart. Bu arada bu kartın SPC gelme ihtimali yüksek, onu söylemem lazım. Guendouzi'nin ben stoper olarak geleceğinin neredeyse eminim, onu söylemem lazım. Bence Guendouzi çok da iyi bir stoper olacak. Neden? Uzun boylu, kuvvetli ama ince bir oyuncu. Kuvveti inanılmaz kuvvetli olmasa da yeterli oluyor. İnceliği de çabukluğa, çevikliğe yardımcı oluyor. Rudiger'e benzetiyorum ben onun. Sağdaki duruşunu, stoperde çok çok değerli bir kart olabilir. Umarım bek oyuncusu olarak gelmez. Yani bekte ağır oyuncu, uzun oyuncudan ziyade bu daha iyi bir stoper olabilir. Adeyemi çok hızlı bir oyuncu. Kesinlikle kanat geleceğini düşünüyorum. Ve beşikliğe geleceğini düşünüyorum. Bence çok işe yarayacaktır. Özellikle Dortmund linkleri, Bellingham gibi zor linklenebilen oyunculara da çok yardımcı olacaktır. Ben Adeyemi'den çok çok umutluyum diyebilirim. Bir diğer kart Frenkie de Jong. İşte kesinlikle iyi olacağını düşünmediğim kart bu kart. Çünkü kart 8 numara dışında, yani kartı 6 numara yapmazlarsa bilmiyorum ama normalde box to box bir orta saha oyuncusu. Benim tahminim sağ kanat veya sağ bek olarak gelecek. Sağ kanat ve sağ bek olarak da çok güzel bir kart olmayacak. Ancak Bruno Fernandes'de gördüğümüz şekilde bu kartta da belli bir miktar defans verip sağ kanattan orta sahaya, normalde çekilmiyor Bruno Fernandes. Yani bir merkez orta saha yapamıyorsunuz kartı. Ama sol kanat başlayıp ondan sonra orta sahaya manuel olarak çekebilirsiniz. Bu kartta da böyle bir beklentim var. İyi bir kart olması gerçekten çok zor. Çünkü bu kart net bir orta saha oyuncusu. Yani bakın Bruno öyle değildi. Bruno santraforu falan da olabilir. Bu santraforu çok iyi olacağını düşünmüyorum. Ama belli olmaz. Bazen acayip istatistiklerle geliyor kartlar. Richarlison bunun, ya bundan hiçbir şey olmaz onu söyleyeyim önce. 4 skill 5 sayı fark normalde kart. Lee vücut tipinde ama boyu uzun, o yüzden ya geçen sene Lee vücut tipinde, bu sene gerçi bak hatırlamıyorum şu anda ama hatırlamıyorum. Lee'in olması lazım. Hareket edemiyor. Ben kanat olarak geleceğini varsayıyorum. Daha önce kanat olarak gelmişti. Shapeshifters promolarından birinde vardı geçmiş senelerdeki. Ancak 8 numarada olma ihtimali de var. Kartın çok iyi bir linki var. Belki 8 numara falan olur. Hani defans yüksek falan, oradan bir götürüş olabilir. Daha. Şimdi bu kart çok değerli ve özel bir kart. 5 skill 3 sayfa ve bütün FIFA oyuncularının sevdiği bir kart. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye gelme ihtimali de var. Fenerbahçe'den de gözü üzerinde mesela. O açıdan da bizim açımızdan, yani Türkler açısından da bir değeri var. Şimdi bu kart santrafor olarak gelirse oyunda çok eğlenceli olur. Kem olarak gelirse çok eğlenceli olacak. Atıyorum sağ kanada gidip sol ayaklı yaparlarsa çok eğlenceli olacak. Ama onun dışında çok eğlenceli olabileceğini düşünmediğim kartlardan biri, umarım dediğimiz gibi olur. Cabrera kartı. Cabrera kartından hiçbir beklentimiz olmasını beklemiyorum. Cabrera orta sahaydı ya da stoper miydi? Onu da hatırlamıyorum şu anda.
Daha önce buna benzer bunun bir özel kartını hatırlıyorum ama belki Team of the Week'te olabilir tabii ki. Cabrera'dan hiçbir beklentimiz yok. İyi bu tarz isimleri falan çok değerlendirmemeyi seviyor. Emmanuel Petit inanılmaz bir stoper olacak. Ben şimdi bu adam bir kartı sol bek. Oynadığı dönemlerde sol bek olarak oynadı, sol açık olarak oynadı ve merkez orta sahada defansif olarak oynadığı dönemler var. Bunlardan biri geleceğini düşünmüyorum. Bence stoper gelecek. Harika bir stoper olacak. Bu adam bildiğiniz camız. Yani çok ağır, çok antal ama şimdi dribling ve hızı çok yüksek vereceklerini tahmin ediyorum. Bir hayvan gibi bir adam. Yani herkese kodumu oturtuyor. Santrafor. Santrafor da olabilir. Bu tarz santraforları bu aralar çok getiriyorlar. Upamecano'lar vesaireler tarzında. Bu da öyle bir şey gelebilir. Stoper veya santrafor olarak bekliyorum. Kaleci getirirler mi acaba? Bu kadar kaleci geliyor. Çok enteresan değil mi? Kaleci gelme ihtimali olabilir bu tarz kartlardan birinin. Çok ilginç olur o zaman da. Bakalım iyi yapacak mı böyle bir şeyi. Anthony Martial. Anthony Martial normalde bir santrafor. Sol kanat kartı da vardı galiba. Kart çok özel bir kart değil. Üst düzey istatistiklere ihtiyacı var mı? Şu anda üst düzey istatistikleri gelecek. Eğer ki kanatlarda falan kullanılacak bir kart olarak gelirse gerçekten güzel bir kart olacak. EA genelde Manchester United tarzı bu özel kartlarda büyük aşırıya kaçmamayı tercih ediyor. Bruno Fernandes'de falan olduğu gibi. Tahminimce ben bu kartın gene ofans pozisyonundaki yerlerden birinde olacağını düşünüyorum. En azından da 5 skill geleceğini düşünüyorum. Tolisso kart. Tolisso normalde bir defansif orta saha. Bu kartta bir bek olarak gelecek diye tahmin ediyorum. Şimdi normalde linki falan çok iyi. Biz eskiden Avar, Olympique Lyon, Fransa linkleri çok seviliyordu oyunda. Belki onun yerini aldırmak isteyebilirler. O yüzden çok özel bir kartı gelebilir. Santrafor Cam kartı da gelebilir. Ama ben bir bek olacağını ve ucuz kartlardan biri olacağını düşünüyorum. Ve son kartımız Olivier Giroud. Yani bir kart bu kadar ben stoperim diye bağırır değil mi? Defansif orta saha olabilir mi göreceğiz ama bence sanki stoper olacak bir kart gibi gözüküyor. Yani oyun seçimleri güzel. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok eksik var oyunda. Onu söylemem lazım. Özellikle oyunda tekrar edebilir bir SBC'nin olmaması. Oyunun gameplay kısmının birazcık bizi yoruyor olması bence eksileri. Bugün itibariyle baktığımızda oyunda bence %100 bir tekrar edebilir ikon, bir tane tekrar edilebilir 83-84 artı tarzında bir şeyin olması oyundaki yani oyuna vereceğimiz emeği daha karşılıklı yapabilir. Bu oyuncularla maç yapmak falan eğlenceli ama serverlar maalesef kötü. EAFC ile ilgili videolar herkes soruyor. Gelecek. Elimizde çok az şeyler var. Bunlarla ilgili bir şeyler hazırlayacağım. Hiç merak etmeyin. EAFC ile ilgili bir tek şey söyleyebilirim. Benim görüşüm, benim tahminim. Söylentilerin aksine, söylentiler Ağustos ortası başı diyorlardı. Bence imkansız gözüküyor. Bence Ekim, Eylül'de geçirecekler gibi düşünüyorum. Bu da kötü bir haber ama yapacak bir şey yok. Tahminimiz bu. Arkadaşlar geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Futbol.